Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Türkoğlu. Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Bugün bayram günü bir dut aşısı yapalım dedik. Yabani bir dudumuz vardı bahçede. Ona mor dut aşısı yapacağız inşallah. Kabuk altı çift kalem dut yapacağız bunu nasip olursa. İlk başta kalem açılışıyla başlayalım. Kalemler görüldüğü gibi uyanmadı henüz. Çünkü jelatinli bir şekilde dolaptaydı. Anaç meyveye bile durmuş. Kalemleri önceden almanın faydaları bunlar oluyor. Şimdi kalem yaş mı değil mi diye şuradan kesikle bakıyoruz. Ve yeşil su geliyor. Yani bu demek oluyor ki yaş. Aşı yapılabilir. Şimdi buna biraz uzun açarak bir kalem atacağız. Yeterlidir. Ufaktan şu örtüşme yerine sıfır otursun diye alacağım. Pardon, bu mor dut dedim de şimdi aklıma geldi, bu beyaz dut. Açılışından fark ettim. Bu kadar kolay açılmıyor. Mor dut biraz daha odunsu oluyor. Gayet güzel. Kalemin boyunu kısaltacağım. Şu boy iyi. Hatta şurada göz var ama şu boyda olsaydı daha iyi olurdu. Şu ara biraz şey, şu gözler biraz ölü gibi geliyor. Sürtünmeden kaynaklı. Ben o yüzden biraz uzun bırakacağım bu kalemi. Diğerini biraz kısa tutabilirim. Eşit olması şart değil. Şimdi burada tek tarafa açacağız. Burada hiza almıyoruz. Tabi şuraları biraz perdahlayalım yine de. Testere ile kestik biz buraları. Ve sütler de akıyor. Biz göstermeyi unuttuk ama yine de görün diye aşağıdan bir iki çizik atacağız. Şu şekilde çizikler attık. Biraz daha atacağız tabii. Buralara yol yapım çalışması olurken buralara taşlar falan düştü. Zedelendi ağaç bayağı bir. Şimdilik tek kanat açtığımız yerde, ortadan geçireceğimiz yerde şu dış kabukları yeşiline kadar alıyoruz. Böceğe bak nasıl ısırıyor beni. Önüne kaşınıyor. Ramazan ayı aşıları bunlar. İnşallah bereketiyle olur. Kurt kuş yer. Karacalar da inşallah rahat verir de. Büyüyünce tırtıklar. Biraz erkenden tırtıklıyor maalesef. Aşılar yalan oluyor. Sonra hurma aşısı yapacağım bir yerde. Kocaman geçen sene tutmuştu. Artık hayvanlar mı insan mı bilmiyorum. Herek de bağlamama rağmen kopartmışlar aşıyı.
Tekrarlayacağım o şeyi. Şimdiki kanadı açmıştık. Buraya kalemi yerleştireceğiz. Evet. Bu kadar basit. Aynısından bir tane de karşı tarafına yapacağız. Evet, diğer kalemimizi de açtık. Kenarlarını da alıyoruz yine. Bu tek tarafı açıp ortadan geçen aşılarda kalemi ne kadar ince açarsanız o kadar daha iyi oluyor. Bu sayede anacı da çok yarmamış oluyor kabuğunu. Sanki zaten orada varmış gibi. Tamamdır. Şimdi şu düz yerine. Bu şekilde. Bir kalem de aslında şuraya atabilirdik. Ama atsam mı diye düşünüyorum. Bir kalem de şuraya atacağım. Evet, üçüncü kalemimizi de açıyoruz. Çünkü şuralar uyumlu. Eğer tam dik karşı karşıya gelse iki kalem takacaktım ama şu ikisi şuralar çok boğumlu olduğu için, oval olduğu için 3'e karar verdim. Şunlar yakın oldu. Şuraya da bir tane atıp hem bu sayede yarayı da daha hızlı kapatır. Bu aşı tamamen hayvanlar için yapıyorum. Çünkü burada bizim dut toplama, silkeleme imkanımız hiç yok. Mesela hem uzak bir bahçe, hem fındık bahçesi. Fındık bahçesinin için aslında meyve dikilmez, gölge yaptığı için. Ve burada aşırı eğim var. Yani şimdi göstersene şu eğimi. Burada yani ayakta bile zor duruyoruz. Tutuna tutuna fındıklar toplanıyor burada. Maalesef bizim yöre aşırı sarp eğimli. Normalde düz olan yerlerde güzel oluyor. Dut silkeleyip pekmezini yapmak. Biz de yapıyoruz ama tabii yine de bu kadar eğimli yerlerde değil. Evimizin önündekini yapıyoruz. Tabii evin önündekiler yine bir nebze hem yakın hem de biraz daha düz buralara göre. Şu içerideki pamuksu dokuyu da alacağım. Gösterelim. Bir
Ben daha önceki senelerde bunu tespit ettim de. Pamuksu doku yokken daha iyi tutuyor aşılar. Bu arada arkadaşlar, her aşının sonucunu çekemiyoruz. Uzak yerlerde oluyor veya yapıyoruz. Dediğim gibi az sonra göstereceğim. Yapıyoruz. Karacalar geliyor. Yapraklarını yiyeceğim diye. Çıkıyor, deviriyor. Hepsine tel sistemi yapamıyoruz. Veya bahçenize yakın bir komşunun bahçesi oluyor. Adam rahatsız oluyor. Çaktırmadan kırabiliyor. Denk de geldik ona. Artık Allah onun hesabını sorar inşallah. Öbür tarafta eğer insan yaptıysa. İleride göstereceğim birazdan. Vurmaya o kadar herek sistemi yapmama rağmen 1,5 metre sürgün süren hurmam kırılmış. Az önce gördüm bunu da. O yüzden yani amaç burada aşı nasıl yapılır? Bir şeyleri ispatlamak değil. Yani ben yapıyorum, hepsi tutuyor. Değil. Tabii ki bizim de tutmayanlar aşılarımız oluyor ama genelde tutan aşılarımızı, tutmayan aşılarımızı söylüyoruz ki yanlış bir bilgi olmasın. Ama tutmayan da dediğim gibi ağaçtan sebep olabilir, hastalıklı olabilir, başka sebepler olabilir. Tabii bizim elimizin ayarı o zaman olmayabilir, güzel yapmamış olabiliriz. Her sebep olabilir. Evet, şimdi sağlam olsun diye ilk başta silikon bantla sıkıca sarıyorum. Bu sayede ayrılma yapmayacak. Sonrasında jelatinle hava almayacak şekilde saracağım. Elimden kaçtı. Tamam. Şimdi jelatin yapalım. Tamamen şuralara sarmamıza gerek yok. O kadar önemli değil. Şimdi ben buna eski usul macun gibi bir çamurum var. Onunla yapıştıracağım. Toprağın amacı da serin tutacak. Solucan gübresi değil arkadaşlar. Böyle solucan gübreleri çıkar. Yumuşak yumuşak. Onlar değil. Onlar dondu mu çatlıyor. Ve aşı için daha kötü oluyor. Bunu koyacağını hiç koymayın, daha iyi bu. Bizim orada cilim toprak diyor raşal olarak. Ondan. Tamamen böyle plastik şişe yapıp daha önce öyle yapıyorum. O şekilde de doldurdum ama bu da farklı bir
olay olsun. İsteyen bu şekilde yapar. İsteyen öbür türlü. Her türlü bilgiyi paylaşmaya çalışıyoruz. Dedelerimiz eskiden ve çamur yapıp bezle sarıp üzerine poşetle bağlarlarmış. Daha doğrusu görüyordum o şekilde yaparken. Gayet güzel oldu. Şu altlara da biraz yapayım. Aşağı düşmesin. Destek olsun. Bir tur da ufaktan şimdi jelatinle saracağım. Aslında bezle sarsak dediğim gibi daha iyi olur. En alttan başlayarak jelatinlememizi yapalım. Güzel kesmememizin, jelatini güzel bir şeyle kesmememizin sıkıntıları burada çentikler oluyor. Matbaalardaki büyük kağıt kesme şeyleriyle kessek mükemmel olur. Bu arada arkadaşlar, ücretli aşı yapmıyorum. Bilginiz olsun. Arada yazıyorsunuz. Bir hayır amacıyla yapıyoruz. Maalesef her yere de gelemiyoruz. Öyle madem hayır yapıyorsunuz, gelin bize de yapın diyorlar ama il dışına falan gidemiyoruz maalesef. İşlerimiz oluyor. Ufaktan bir bant yapacağım buraya. Rüzgarda şu jelatin açılabilir. Şimdi bıçağı verebilirsin. Üstte. Ve aşımız bitsin. Haziran dut aşımız gelişmeye başlamış. Yabani sürgünlerini kopardık alttan çıkan. Karaca ufaktan uzanabildiği yerlere ısırmış. Allah'tan tel örgü yapmıştık. Bir öncekinde daha yeni tomurcuklanırken koparmıştı, hemen tel örgüsü yaptık. 15 Temmuz.
23 Nisan'da DUT'a yaptığımız kalem aşısı, kabuk altı kalem aşısının şimdi böyle sonuçlarını göstermek istedim. Şimdi yara yerlerinin onarımı hakkında ve bazı yapılması gereken şeyler hakkında bilgi vereceğim. Biz bu aşıyı yapar yapmaz hemen önlem alamadık, etrafını kapatamadık. Buraları karacalar kazımış dişleriyle. Sonrasında şöyle tel örgü yaptım ama tabii biraz geç kalmıştık. Ve bunun sargılarını alıyoruz. Tarihimiz şu anda 30 Ağustos. 30 Ağustos'a denk geldi. Aşıyı da 23 Nisan'da yapmıştık. Tesadüf. Bunu çamurla kapattım ben. Eski usul. Üç adet kalem taktım ben buna. Mordut aşısı bu. Bundan biz meyve yiyemeyeceğiz tamamen. Kurtlar kuşlar için. Çünkü bahçenin bayağı uzak bir yerinde ve aşırı rampalı bir yerde burası. Macunumuz. Kullandığımız malzeme tamamen toprak. Gayet güzel yara gelişimi var. Jelatinini açalım. Bıçağımızı yanımıza al. İşte ağırlıktan bir tanesi görüldüğü gibi ayrıldı. Tam onu diyordum. Bıçağımızı almadığımız için uçlarını kesemedik dedim. Birisi ayrıldı. Bir daha kapatır mı bilmiyorum. Demeye kalmadan ayrıldı. Kalemin biri bitti. Sargıyı çözünce. Neyse. Ya tek kalem de kapatır bunu ama üç kalem olsaydı rahatça kapatırdı. Şimdi bu da aynı şey olmasın diye şunu da kafasından koparalım. Çünkü aşırı büyüdü. Sonra ben bunu bıçakla gelip şuradan bir tepe kesimi yaparım. Şurayı da bölelim. Buralardan mikrop kapmasın diye bunu ben kısaltırım. Ama şunun ayrılması tabii kötü oldu. Aşırı yükten. Sargıyı açar açmaz. Evet, görüldüğü gibi yarayı gayet güzel onarmış. Kapatmış bu dokuları. Şurası ufaktan bölündü ama bunu belki de tekrardan onarır. Doğrultur. Şimdi ben bunu tekrar şu üçünü bir saracağım. Bu üçünü birbirine şu şekilde sabitleyeyim ki birbirinden destek alsınlar. Büyük bir kazık yapıp dibine bu üçünü sabitleyeceğim. Şuradan ayrılma yaptı tabii. Şu şekilde. Buradan iki tane veya bir tane kazık yapıp yukarıdan ayrı bağlayacağım. Şuradan ayrı bağlayacağım. Çünkü karda da ayrılma riski var.
Sadece kalemleri güvende tutacak. Etrafını da bu şekilde teli tekrardan sarıp örteceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.